Herkese merhaba, ben İrem. Bugün size eğer kapağını değiştirmek istediğiniz defterler varsa elinizde, küçük kumaşları değerlendirerek onlara nasıl yeni kapaklar yapabilirsiniz onu göstereceğim. Birinci modelde ben dikiş makinesi kullanarak bir kılıf diktim. Böylece çıkarılabilir şekilde olmuş oldu. Dikiş makineniz yoksa da o kısmı atlamayın. Açıklamalar kısmına elde nasıl dikebilirsiniz makine dikişi gibi. Onunla ilgili bir video koyacağım. Onu izleyerek yapabilirsiniz. Zaten küçük bir yer dikeceğiniz için elde de yapılabilir gayet. İkinci modeli ise hiç dikişle uğraşmak istemeyenler için yaptım. Zaten o kumaşı belki hatırlarsınız, bir bluz dikmiştim, kanalda videosu var. Yani böyle elinize kalan ufak parçaları atmazsanız bu tarz şeylerde onları kullanıp değerlendirebilirsiniz. Hadi yapımlarına geçelim. İlk model için defterin lastiklerini keserek başladım. Bu arada bu defterin içinde böyle çok tatlı bir çizim var, onu da göstermek istedim. Arka kısmı için farklı bir kumaş, ön kısmı için farklı bir kumaş kullanacağım. Yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşları iğneleyip makinede düz dikiş yaptım. Bu şekilde açıp buradan ütüledim. Yerleştirimde önden de biraz lacivert kısmın görünmesini istiyorum. Bu yan kısmın lacivert kumaş olmasını istiyorum. Yaklaşık olarak nereye denk geleceğini ayarlayıp lacivert kumaşın fazlalığını kestim. Bu şekilde içe doğru katlayacağım. İki tarafı da. Çizgili olan kumaş ufak olduğu için tek kat kıvırdım ve makinenin gördüğünüz ayarlarında zikzak dikişi yaptım. Böylece çok fazla atmamasını sağlayacak ve güzel durdu bence. Lacivert kısmı kumaşım yeterli olduğu için iki kere katladım ve düz dikiş yaptım. Daha sonra kenara gelecek olan kısma iğne takıp işaretledim. Ve defterin nereye denk geldiğini sabunla çizdim. Köşeler oval olduğu için köşeleri özellikle çiziyorum. Bu yan kısma dikiş yapmak istedim. Desenli bir şey yaparsam daha hoş durur ve zıt bir renk kullanırsam da daha güzel olur diye düşündüm. İlk önce bu deseni denemiştim ama daha sonra onu değiştirdim. Ve benim makinede 8. deseni yapacağım. Sabunla zikzaklar çizip o çizimin üzerinden yaptım. İğne içerideyken dönüşleri yapıyorum. Böyle daha düzgün oluyor köşeleri. Defterin kenarına gelecek kısma bunu yaptıktan sonra bu suda çıkan kalemle çizgili olan kısma da kapağın bir kopyasını çıkardım. Bu şekilde çiziyorum ama bu çizimden tam olarak dikmeyeceğim. Çünkü kapağın bir kalınlığı da var. Buradan dikersem eğer çok dar olacak ve girmeyecek kapak. Diğer tarafı da sabunla çizdikten sonra kumaşların her iki tarafında yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşı katlıyorum. Bu köşeden başlayarak düz dikiş yapacağım. Yine iğne içerideyken döndürebilirsiniz. İlk dikişi yaptıktan sonra kapağı böyle geçirdim. Ve dikmem gereken yerden iğneledim. Böylece tam ölçü olarak kapağa uyan bir kılıf elde etmiş olacağım. Katlı olan kısmı yine dikiyorum. İçerideki kumaş fazlalığını kestim. Ve tersini çevirdim. Köşeleri de düzelttim. Bu şekilde oldu o taraf. Diğer tarafa geçtim. Uç kısmı bu şekilde düğümleyebilirsiniz de. O tarafta bir potluk yapmamış olur. İpleri uzun bırakıp kesip. Kılıfın tersinden bu taraf için tekrar ölçü aldım. Her iki kapağı da geçirdim. Ve dikmem gereken yerden iğneledim. Yine tersini çevirip deftere geçirerek deniyorum ölçülerini. Ortada kalan kısım için herhangi bir dikiş yapmadım bu arada. İsterseniz elinizde ufak bir dikiş yaparak tutturabilirsiniz. Ama içte kaldığı için zaten bir sorun yaratmıyor. İkinci defter için çıkarılabilir bir şekilde yapmak istemedim. Direkt yapıştıracağım kumaşı. Bu da hatta elimde kalan bir parçaydı bir bluzdan. Kanalda da videosu var.
Bu şekilde bir sıvı yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Benimki ne yazık ki donduğu için onu kullanamayacağım. Sıcak silikon kullanacağım. Bu lastiği keserek başladım yine. Bu defterin lastiğini tekrar kullanacağım ama takacağım. İlk modelde de isterseniz takabilirsiniz. Ben çok kullanmadığım için lastiği takmadım. Sıcak silikonu fişe takıp o ısınana kadar ben defterin neresine denk gelmesini istediğimi kumaşın belirledim. Daha sonra bu şekilde sıkıp üstüne yapıştırdım. Ama bu şekilde yaptığımda sıcak silikon çok hızlı dondu. O yüzden düzgünce yapışmadı. Bu sıcak silikonun parçalarını temizledim. Ve devamında böyle minik parçalar sıkıp hemen elimle bastırdım. Burada dikkat etmeniz gereken şey silikonun sıcaklığını hissediyorsunuz. O yüzden elinizi yakmamaya dikkat edin. Silikonu sıktığımda hemen donarsa eğer orada bir sertlik yapıyor. Düz durmamış oluyor kumaş. O yüzden üstüne bastırıyorum. Ve çok fazla bir miktarda sıkmıyorum. Minik minik sıktım. Orta kısmı da böyle sıkıp yapıştırdım. Kumaşı ne çok geriyorum ne de gevşek bırakıyorum yapıştırırken. Özellikle köşeleri güzel yapıştırdığınızdan emin olun. Kumaşın fazlalığını kesiyorum. Köşeleri oval olacak şekilde kestim ve çıtlar attım. Bence ilk başta köşeyi yapıştırdığınızda daha kolay oluyor. Çıtları atarken defterin dibine kadar atmamanızı tavsiye ederim. Defterin kalınlığını da düşünün. İçe denk gelecek olan kısma sadece çıt atmanız lazım. Yan tarafı da daha sonra silikon sıkıp böyle içe doğru katlayarak yapıştırdım. Defterin arkasında bir cep olduğu için o cep fonksiyonunu yitirmesini istemiyorum. O yüzden onun açılıp kapanmasına mani olmayacak şekilde o kısmı da yapıştırdım. Bu orta kısımlara ise sıcak silikonu sıkıp makasın sivri ucuyla ittirdim içe doğru. Daha sonra arka kısma lastiği de böyle yapıştırdım. İç kısımlarının ise daha temiz durması için karton yapıştırdım. Arkadaki cep bölümünü yine açılabilecek şekilde olmasına dikkat ederek yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yaparsanız benimle fotoğraf paylaşmayı unutmayın. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.